Kırım Kongo kanamalı ateşi Kene ısırması sonucu bulaşarak zoonotik enfeksiyona yol açan ve ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgularla seyreden viral bir hastalıktır. Son yıllarda sıkça duyulan hastalık bahar ve yaz dönemlerinde artış göstermektedir. Kene ısırması şikayeti olan kişilerin dikkat etmesi gereken önemli unsurlar vardır. Kene tarafından ısırılan bir kişi ilk olarak ne yapmalı? Korunmak için nelere dikkat etmeli? Kene ısırığı fark edilmişse ve yapıştığı yerde duruyorsa Kenenin bir an önce uzaklaştırılması gerekir. Bunun için de bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sağlık kuruluşuna ulaşmak zaman alacaksa kene gecikmeden kişinin kendisi ya da bir başkası tarafından tercihen bir cımbızla çıkarılmalıdır. Keneye çıplak elle dokunmamak gerekir. Varsa bir eldiven giyilmeli ya da bir naylon poşet ya da kağıt peçeteyle tutulmalıdır. Tutulan kene hafifçe sağa sola oynatılıp dik bir biçimde yukarı çekilir ve çıkarılır. Yani kenenin yerinde bırakılmaması ve içindeki virüsü daha fazla vücuda vermemesi önemlidir. Kenenin yapışmış olması her zaman fark edilmeyebilir. Isırdığı yerde bir acı, kızarıklık ya da şişlik gözlenmez. Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü saptananların çoğu kendilerini bir kenenin ısırdığına ilişkin bilgi sahibi değildir. Bu nedenle keneyle temas ihtimali olan kişilerin vücutlarını her gün gözle muayeneden geçirmesi gerekir. Bununla birlikte açık alanlarda kol ve bacakları örtecek giysilerin giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması, kenelerin vücuda girmesini önleyecektir. Kenelerin vücutla temasını önleyen ilaçlar de kullanılabilir. Bu ilaçlar iki çeşittir. DEET içerenler vücuda sürülür. Permetrin içerenlerse giysi, çadır ve uyku tulumu gibi cansız nesnelere emdirildikten sonra kullanılır.